Devletler, otorite sahiplerinde interneti kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ve bir savaş var. Ve internetin neye doğru gittiğini göremiyorum. Ama ben düşünemiyorum, çok daha farklı bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Yani gerçekten gençlerin destekleyeceği, internete önem veren, internet ürününü savunan, internette sosyal bir paylaşım sitelerinin ve sosyal medyanın bağımsız olması gerektiğini savunan, bunu şey yapan birisi, bağımsız seçilebilir birisi, genç bir aday. Dolayısıyla baktığınız zaman bütün partilerin ortaya ortaya geri geldi. Ortada olanların altında internetin kullanımı var. Ne var? Duyurmak, gerçeği duyurmak ve görüş paylaşmak açısından internet ve sosyal paylaşım siteleri çok önemli. Hani bu şeyi gösteriyor, yani internet aslında hayatında da etkiliyor ve sanal dünya artık gerçek hayata temas etmeye başladı. Uluslararası platformda anlaşmalar yapılan birçok şeyler kamuoyuna duyurulmuyor ya da birçok şeyler var. İnsanlar internete sarılmış durumda. Peki bugün medyada internetten ilham alır, itaat eder hale geldi. Her şey artık konuşabiliyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. İnternette öyle bir mecra oldu. Zaten netten ondan yararlı oldular ve kontrol etmeye çalışıyorlar. Bence bir bile sonra kağıt, yani yazılı basın, yani görsel, klasik medya kendini başka bir yere konumlandıracak. Ama bizler, sizler güvendiğimiz blogculardan, güvendiğimiz yayın organlarının internet sitelerine gireceğiz. Yani şu cep telefonundan çıktı, bitti. İki kameralı, artık şey, merhaba burası Bağdat, anında Bağdat savaş. Yani bütün muhabirler orada, yani artık muhabirlik de ölüyor. Yani çünkü herkes muhabir. Dedik öyle değil, Lübnan'ın eski başkanı Ahmet Uçurdu konvoyu, öldürdü. Öldükten sonra ilk görüntüleri kim çekti biliyor musunuz? Bir tane çocuk, çalışan, yanındaki dükkanda çalışan bir çocuk, olay yerinde bir dükkan var. Patlama oluyor, çocuk çıkıyor dışarı, bakıyor ki yanıyor, insanlar yanıyorlar. Çıkıyor Nokia telefonu, eski model, 3 dakika çekiyor. Çocuk milyoner oldu. Şimdi bilgi değil, bilgi vermiyor sana. Bilgiye bombarmaya gerek yok. Bilgiyi nereden bulacağını öğretmeniz internette. Yani Google'a nasıl bakarsın, nasıl çek edersin karşılıklı, nasıl kontrol edersin, verifikasyon, yani kontrol etme mekanizmanı nasıl kurulur? Yani bir yerde okuduğun bir şeyi doğru olduğunu nasıl anlarsın? Teşekkür ediyoruz. Sizi onurlandırdık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.